Bir sürü işte Almanya hala Almanya tamam evet Hindistanı kaybetti ama Almanya Almanyadır Almanya da orada yok. Mısır yok, İran yok, bir sürü Endonezya yok, dev bir Hindistan yok, dev bir Hindistan. Tüm bunların temsilcisi Tayyip Erdoğan oldu ve Birleşmiş Milletler'de New York'taki konuşması bekleniyor. Bizim kanalımızın yönetim kurulu başkanı Gülşah Halkoçlar da oraya gidecek. Evet. Cumartesi günü. Haftaya ağırlıklı o yayınlar yapacağız. Belki yapabilirsek Gülşah Hanım'ı New York'tan bağlayacağız. Farklı gazeteci arkadaşlarımız gidecek. Ben sana bir dahaki sefer sen de gideceksin. Ama İngilizce öğreneceksin dedim. Onu da unutma. Dolayısıyla bu olayları iyi yırtılamamız gerekiyor. Orada Erdoğan'ın konuşmasının olay yaratacağı çok açık. Sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız dediği o. Tabi İsrail bu beş ülkede yok ama İsrail çocuk gövdesiyle hani olur ya böyle bir mahallede bir kırıklık cüce ama maşallah ona giydiriyor buna giydiriyor arkasında da babalar var. Biraz da konuşacağız işte yine. Evet. evet. L L Lübnan karıştı. Evet. Yani gerçekten manyakça bir saldırı yaptı ya. İnanılmaz bir şey yani cep telefonunun patlaması. Evet daha önce görülmemiş bir saldırı. Şey. O İzbullah, da bir şeyler yaptı. Onlar Beyrut'u bombalıyor. Canım Beyrut. Beyrut şişe bak Mersin'lisin değil mi? Mersin güzel şehir. Eyvallah. Abi. Beyrut Mersin'den 10 kat güzel şehirdi. Öyle bir şehir bu hale geliyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın bir haftalık New York mesaisinden çok şey bekliyoruz. Artık Tayyip Erdoğan dünya hakikaten dünya lideri. Ya yani şöyle söyleyebilirim Ezgi bak. Bu çok objektif söylüyorum. Dünyada Mesela bizim eski başbakanımız Mesut Yılmaz vardı. Geçen Ender Alkoçlar'a da konuştuk. Sabah Budapest'e gider, bilmem nereye gider, öğlen döner başbakanlığa gelirdi. Arada mesela onun biyografisini okudum ben Faruk Bildirici'den. Ba basıyordu adam arkadaşlarıyla <laughs> başbakan. Hop özel uçağa biniyordu, yere gidiyordu. Türk başbakanı oraya gitmiş, turist gibi geziyordu. Kimse tanımıyordu. Belki bir iki istihbaratçılar ne olur ne olmaz diye o ülke güvenlik veriyorlardı. Ya da yanında polis de gidiyordu. O kadar. Yani ben gitmişim gibi. Şimdi dünyada Recep Tayyip Erdoğan tanınmadığı yer yok. Sevilir, sevilmez, övülür, nefret edilir ama tanınmadığı yer yok. Yani İngilizce tabiri her yerde celebrity. Yani diyelim Şili sokaklarında Tayyip Erdoğan tek başına yürüdü. 10. dakikada olay oldu. Bizim Kıvanç Tatlıtuğ da bazı yerler olay olur ama her yerde olmaz. Evet. da ünlü olduğu ülkeler var. O kadar da değil. Evet. Ben gezdim, bütün Amerika var. İyi olduğu ülkeler var. Tıç tarınmadığı ülkeler de var. Evet. Şimdi küresel star nedir? Mesela Barack Obama biraz öyleydi siyasetçilerde. Tom Cruise öyle. Değil mi? Şimdi Tom Cruise stüdyoya diye gelse kameramanlar şaşkınlığı şa şa yere düşer. Sen bayılırsın falan. Her gezde bir şeyler olur. Yani bu serebriti budur aslında. Değil mi? Yani girdiğinde Herkes Brad Pitt geldi, girdi şuraya falan. Herkes kamerayı falan bırakır. Yayınmayı iptal olur burada. O, odur işte. Olumlu ya da olumsuz. Türkiye'nin bir global celebrity, yani küresel celebrity insanı olmamıştır.